Diyafram, spermisit ile kaplanan ve cinsel ilişkiye girmeden önce, vajinanın iç kısmına ve rahim ağzının üstüne yerleştirilen, yumuşak ve esnek kenarlı, sığ, kubbe şeklinde bir kaptır. Yerinde olduğu sürece spermin rahme girmesini engelleyen fiziksel bir bariyer oluşturur. Ayrıca spermisit, rahim ağzına yaklaşan herhangi bir spermi hareketsiz hale getirir. Diyafram kullanmadan önce sağlık uzmanınız kullanmanız gereken doğru ebat konusunda size tavsiyede bulunabilir. En üst düzeyde verimlilik sağlamak için her cinsel ilişkide bir diyafram kullanılmalıdır. Yaygın kullanımda %83 etkilidir ve mükemmel kullanımda %84 etkilidir. Diyaframı cinsel ilişkiden hemen önce veya birkaç saat önce takabilirsiniz. Ancak 24 saatten fazla içeride bırakmamalısınız. Bu süre içinde birden fazla kez cinsel ilişkiye girerseniz, son cinsel ilişkinin üstünden 6 saatten fazla zaman geçtiyse, daha fazla spermisit ilave etmeniz gerekecektir. Cinsel ilişkiden sonra, ideal koruma sağlamak için, diyaframı en az 6 saat boyunca yerinde bırakmanız gerekecektir. Diyaframı yerleştirme işlemi tamponunkine benzer. Öncelikle ellerinizi iyice temizleyin ve kurulayın. Ardından, diyaframda delik veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Kusurlu olmadığını doğruladıktan sonra, 5 ml spermisit ölçüp diyaframın iç yüzeyine ve biraz da kenarına uygulayın. Oturur veya ayakta durur pozisyonda bacaklarınızı açın ve bir elinizle vajinanızın dış dudaklarını ayırın. Daha sonra diyaframı rahim ağzını kapatana kadar vajinanızın içine doğru itin. Doğru yerleştirilirse diyaframdan rahim ağzınızı hissedebilmeniz gerekir. Yerleştirdikten sonra kendinizi rahatsız hissederseniz, doğru yerleştirilmemiş olabilir ve yeniden yerleştirmeyi denemelisiniz. Spermisit, yerleştirme esnasında diyaframın iç kısmında kalırsa en iyi etkiyi sağlayacaktır. Çıkarma işlemi oldukça kolaydır. İşaret parmağınızı vajinanıza sokun ve diyaframın kenarından tutun ve ardından yavaşça dışarı çekin. Diyaframı yumuşak sabun ve ılık suyla yıkayın ve doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde kurumaya bırakın. Doğru kullanımla tek bir diyafram 1 ila 2 yıl dayanabilir. Diyaframda bir kırılma veya yırtılma fark ederseniz veya diyaframın cinsel ilişki esnasında yerinden çıkmış olabileceğini gözlemlerseniz, hamileliği önlemek amacıyla mümkün olan en kısa sürede, ancak 120 saat içinde bir acil kontraseptif almalısınız. Diyafram hormon içermez, böylece emzirirken veya hormonal kontraseptif kullanmaya uygun değilseniz, bu yöntemi güvenle kullanabilirsiniz. Çünkü seksten önce istediğiniz zaman yerleştirebilirsiniz. Doğum kontrolünüz sizin elinizde ve o anın sıcaklığında oldukça kullanışlıdır. Pelvik inflamatuar hastalık riskini azaltır ve sizi gonore, trikomoniyaz ve klamidya gibi CEBR'den koruyabilir. Rahim ağzını kapattığı için meni ve rahim ağzı arasındaki teması önler. Bu da potansiyel olarak rahim ağzı kanseri riskini azaltır. Olumsuz tarafı ise, parmaklarınızı vajinanıza sokmaktan çekiniyorsanız veya silikon ya da spermisite alerjiniz varsa, iyi bir seçenek değildir. Aynı zamanda önceden planlama ve öz disiplin gerektirdiğinden zahmetli bir yöntemdir. Diyafram CEB'lerin bulaşmasını engellemeyecektir. Bu yüzden enfeksiyon kapma veya bulaştırma riskiniz varsa, korunmak için prezervatif kullanmalısınız. Hindmimetod.org adresini ziyaret ederek diyafram ve diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.